Merhaba arkadaşlar, şu an karşınızda yine Arion Home Parfüm'den oda içerisinde gözükmeyen klimada kullanabileceğiniz çok güzel bir parfümden bahsedeceğim size. Yine parfümü kullanmadan önce hemen arka tarafına dikkat çekmek istiyorum. Arka tarafındaki barkodu okumanızda çok büyük fayda var. Hem nasıl kullanıldığını bir de yazılı olarak okumuş olursunuz, hem de herhangi bir alerji durumunda sıkıntı yaşamamanız için burayı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bilgilendirmeyi okuduktan sonra hemen yan tarafındaki aşamaları tek tek yerine getirerek kokuyu kullanmaya başlayalım. Toplamda 4 aşamada koku kullanıma hazır oluyor. İlk önce paketimizi dışına çıkartacağız. Yavaşça çekiyoruz ve paket kendisi dışarı çıkıyor. Evet arkadaşlar, paketi dışına çıkarttık ve böyle bir hazneye geliyor. Haznesi güzel. Hemen içinden kokumuzu çıkartalım ve kokunun poşetini keseceğiz. Kokumuz paketinden çıkartınca aynı bu şekilde arkadaşlar. Normal bir pet şeklinde duruyor. Sade ve güzel bir tasarımı var. Paketini açmadan bile kokuyu ben hissedebiliyorum şu an. Güzel bir kokusu var gibi duruyor. Hadi bakalım hayırlısı. Hemen makasla gösterilen yerden kesiyorum arkadaşlar ve kokumuzu dışına çıkartacağım. Kestim. Makasla gerekli yerlerini kestikten sonra kokumuzu dışına çıkartalım. Evet, kokumuz şu an elimizde. Koku yoğunluğunu şu an fazlasıyla hissediyorum arkadaşlar. Böyle ballı bir koku var. Farklı bir koku. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok yoğun bir koku. Çok hoşuma gitti. Ve şimdi gelelim kokumuzu paketine tekrardan yerleştirmeye. Kokuyu içerisinden çıkarttığımız paketine tekrardan yerleştiriyoruz. Çünkü eğer bu şekilde yapmadan direkt klimanın içine koyarsanız bu sefer de koku çok çabuk bitecektir. O yüzden bu şekilde yapıp tekrar paketine koyarak kokunun hem daha erken bitmesini engellemiş olacaksınız, hem de daha farklı güzel bir görünüm elde edeceksiniz. Şurasındaki asma aparatıyla farklı yerlere de asabilirsiniz. Ama genel anlamda bunu klimada kullanmanızda fazlasıyla fayda var arkadaşlar. Paketini tekrardan bu hale getirdikten sonra klimanızın hemen üst tarafını açarak hemen klimanın filtre bölümlerine koyuyoruz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Dilerseniz buraya, dilerseniz buraya koyacaksınız. Koyduktan sonra kapağı kapatıyorsunuz. Tabii şu koku bölümünün iç tarafa bakmasına dikkat edin. Eğer dış tarafa bakarsa koku yoğunluğunu çok az hissedersiniz. Hemen ben öyle olacak şekilde koydum. Klimanın filtresini de kapatıyorum. Kokuyu bu şekilde yerleştirdik arkadaşlar ve şu an kokuyu kontrol edeceğim. İki farklı petek olduğu için ben şu tarafa koydum. Bu tarafa koyduğumda şuradan çok yoğun bir şekilde koku geliyor. Yani koku yoğunluğunu içeride, odanın içerisinde fazlasıyla hissediyoruz. Çünkü klima iç ortamın havasını alıp tekrardan soğutarak bize verdiği için o sirkülasyonu çok iyi bir şekilde sağlıyor. Yani koku yoğunluğu fazlasıyla yüksek bir derecede geliyor arkadaşlar. Ben gayet çok beğendim. Eğer odanızda klimayı açtıktan sonra çok güzel bir hava yayılmasını istiyorsanız bu kokuyu tercih edebilirsiniz. Dilerseniz de odada herhangi bir yere asarak da bu kokuyu kullanabilirsiniz. Şurasındaki asma yeriyle istediğiniz yerde kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ama eğer bu tarafa koymada sıkıntı yaşıyorsanız filtrenin hemen altına da koyabilirsiniz. Filtrenin hemen altı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü herhangi bir parça falan kopmalar yaşanabilir. Sıkıntı yaratabilir sizin için. Ama yine de böyle de kullanabilirsiniz. Genel olarak tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Klima içerisinde odada herhangi bir görüntü kirliliği oluşturmadan çok güzel bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Yani koku yoğunluğu fazlasıyla yüksek bir derecede. Oda içerisinde gerçekten klima çalışır çalışmaz koku yoğunluğunu fazlasıyla buradan buram buram gönderdi. Gayet beğendim. Güzel bir tasarımı var. Hem iç ortamda hem dış ortamda, yani hem klimanın içinde hem klimanın dışında kullanabileceğiniz bir tasarıma sahip. Kokunun kullanım süresi olarak da klimayı çalıştırma sıklığınıza bağlı olarak 4 hafta ile 6 hafta arasında gidebildiğini söyleyebilirim. Ama eğer kokuyu uzun süre kullanmayacaksanız tekrar paketinden çıkartıp biraz önce kesmiş olduğunuz pakete tekrardan koyarak muhafaza edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, koku hakkında bahsetmek istediğim şeyler bu kadardı. Kokuyu klimanın filtre bölümünde çok rahat ve güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Oda içerisindeki yoğunluğu da fazlasıyla yüksek. Gayet güzel, hoş bir kokuya sahip. Dilerseniz farklı farklı kokular da alıp kendiniz kullanabilirsiniz. Ama benim için çok güzel bir deneyim oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bir sonraki koku inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.